The part speech'in altıncısı prepositions yani edatlar. İlk önce tanımlarına bakacağız edatların. İlk tanımı a word or group of words used before substantives to show place, position, time, etc. Yani bir kelime veya kelime grubu. Bunlar isim veya zamirden önce gelip yer, pozisyon veya zaman bildirirler. Şimdi bir de Türkçe tanımına bakalım. Tek başına anlamı olmayan ve sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü. İlginç. Biz bugün iki farklı tür halinde inceleyeceğiz edatları. Bunların birincisi preposition of place or moment yani hareket veya yer bildiren edatlar. İkincisi ise preposition of time yani zaman bildiren edatlar. Preposition of place or moment'a geldiğimizde başka bir kelimeyi yer veya hareket bakımından etkileyen edatlara denir bunlar. Sırasıyla yer ve hareket bildiren 43 farklı edatı ve bunların birbirleriyle ilişkilerini anlatmaya çalışacağız ve inceleyeceğiz. İlk olarak in, inside ve into var grup olarak yani. İlk örnekte in içinde veya içeriye anlamına gelir. In, the ball is in the bowl. Yani top kasenin içinde demek. Tabii bir şeyin içinde olabilmesi için o şeyin içi olması gerekiyor tabii. Bu kase de gördüğümüz gibi bir çukuru olduğu için, içi olduğu için yani içinde olabilecek bir şey. Peki inside'la farkı ne? İkinci cümlede şöyle diyor. The ball is inside of the bowl. Yani top kasenin içinde. Fakat burada inside kelime manası olarak kapalı bir şeyin içinde. Yani mesela örneğimiz ev olsaydı şayet dört duvar olduğu için kapalı bir şey olacaktı ve inside of the house diyecektik mesela. Yani inside dört duvar veya kapalı bir şeyi anlatırken kullanılır. Son olarak into ise örnekten bakalım. Hatta hareketi de göstereyim ben size. Yani gördüğümüz gibi top kasenin içine gider veya gidiyor. Bir hareket bildiriyor. Bu yüzden de into kullanıyoruz. Into'nun bir hareket bildirdiğini ve genelde continuous veya present tense'lerle kullanıldığını görürüz. Bu da present'le kullanmamızın sebebi yani genel bir ifade gidiyor, gider. Hani çok fazla tense olarak takılabileceğimiz bir şey olmadığından böyle kullandık. Yani bu şekilde de kullanılır yani illa continuous'ta kullanılmasına gerek olmadığını göstermek için bir yandan da böyle kullanmış olduk. Şimdi geçelim diğerine. Şimdi ikinci grubumuz out, outside ve off. Out kelime manası olarak dışında veya dışarıda demek. Örnekten bakalım. The ball is out of the bowl. Yani the ball is out dediğimizde böyle de bırakabiliriz. Top dışarıda demek. Yani zaten ne olduğunu bildiğimiz için ekstra olarak kase kelimesini eklememiş oluruz. Yani bowl kelimesini eklememiş oluruz. Yani iki şekilde de kullanılabilir ve dışarıda demek. Dışında demek. Yine ikincisi için the ball is outside of the box. Yani top kutunun dışında. Kutu kapalı bir şey. Inside'ın tam tersi. Zıt anlamı olarak düşünebiliriz. Kapalı bir şeyin dışında olması durumunda outside kullanılır. Yani bu in ve inside veya out ve outside birbirleri yerine kullanılabilir ama ufak bir kelime anlamı farkı var. Bunu da burada anlatmış olduk. Üçüncüsü için yani off için the ball is coming off the basket. Yani top potadan geri geldi. Top potadan sekti geri geldi anlamında. Burada off kelime manası olarak bir şeyin üstünden kopması. Bir şeyin üstündeydi ve oradan kopup başka bir yere doğru sekti. Yani gittiği yer önemli değil, çıktığı yer önemli burada. Off edatı için. Yani danden anlamına geliyor diyebiliriz ama mana olarak dediğimiz yolu takip ederseniz off'un anlamı kafanızda daha rahat oturur. Şimdi geçelim diğer gruba. Bu grupta 4 farklı edatımız var. On, onto, above, over gibi. Bunları sırayla bakacağız. Hepsi de yukarıda üstte olma durumuyla alakalı birkaç edat. On, yüzeyi olan bir yere veya şeye temas eden başka bir şeyi anlatırken kullanılır. Yani bu yüzeyin yukarıda olmasına da gerek yok. Yani burada masa örneği var bizim örneğimizde ama mesela herhangi bir vücudun üzerinde mesela omzumuzda veya kolumuzda dediğimizde de onun da üstü üst sayılır yani illa üst yüze bakması gerekmiyor üstünde olması için. Yani demek istediğim o. Şimdi örneğe bakalım. The ball is on the table. Yani top masanın üzerinde. Burada anlamını da verdiğimiz gibi bir şey var ve onun üzerinde başka bir şey var. Bu yüzden de üstünde kabul ediliyor. Onto ise
hareket bildiriyor. Into gibi içi olan bir şeye hareketti. Into. Onto ise zemini olan bir şeyin zemini üzerine hareketi anlatırken kullanılır. Yani bunda bir iç değil bir zemin, bir düzlem olması gerekiyor. Hareketi görelim. Gördüğümüz gibi the ball goes onto the table. Yani top masanın üzerine gider, gidiyor. Yani bu hareketi tanımlarken onto kullanıyoruz. Farkı da bu. Diğer iki adata geldiğimizde ise above ve over. Above burada yukarısında demek. Yani bir şey var ve onun yukarısında başka bir şey var. Bu yukarısında olduğu şeye, daha doğrusu aşağısında olduğu şeye temas etmiyor. Yani above'u burada ayıran şey aşağıyla temas olmaması. Ona dikkat etmemiz lazım. Ve yukarısında diye Türkçe kelimeye burada çok dikkat etmemiz lazım. Yukarısında, yani üstünde veya üzerinde değil, yukarısında demek above. Yine over'a geldiğimizde ise over bir yerin üzerinde ve bu yeri tamamen veya kısmen kapladığı durumlarda kullanılır. Genelde de hareket bildirir. Burada örneklerden hareketleri görebiliriz. Şimdi örneklere bakalım. The plane can be seen above the city. Yani uçak şehrin yukarısında görülebilir. Yani şehrin üzerinde görülebilir. Temas etmiyor şehre ve yukarıda bir yerde konumlanmış bir şekilde biz onu görüyoruz. İkinci örnekte ise the plane is going over the city. Yani uçak şehrin üzerinde gidiyor. Şehrin bir kısmını veya tamamını da olabilir burada. Kaplayarak üzerinden geçiyor ve hareket de bildiriyor. Ok yönü olarak aşağıya göre yukarının konumu above'u, sola doğru dik olan ok ise over'ı ve hareketi anlatıyor. Bu örnekler üzerinde baktığımızda. Şimdi diğer gruba geçiyoruz. Bu grupta da 4 farklı edatımız var yine. Burada under, below, underneath veya beneath bunlar. Under'dan başlayalım. Under bir şeyin altında oluyor ve burada başka bir şey olacak tabii üstünde. Yani anlatırken aslında bir şeyden daha alt seviyede başka bir şey olduğunda ve bunu tamamen veya kısmen kapladığında under kullanılır. Aslında bu onun tam tersi diyebiliriz aslında bir nevi. Örneğe bakalım. The phone is under the ball. Telefon topun altındadır diyoruz ve burada bu şekilde altındalığı anlatıyoruz. İkincisi ise below. Bu above'un tam zıttı ve anlam olarak da aşağısında. Above yukarısında demek de bu da aşağısında demek. Yine tam altında olmasına gerek yok ama aşağıda bir yerlerde olduğunu anlatırken bu edatı kullanıyoruz. Örnekten bakalım. The phone is below the table. Telefon topun aşağısındadır. Yine temas da olmadığını above'daki gibi görebiliriz. Üçüncü ve dördüncü edatlarımız underneath, beneath. Bunlar ise başka bir şeyin tam altında ve onu kapatıyor. Yani örtüyor olduğunda kullanılır. Genellikle örnekten bakalım. A man lies underneath the ground ya da a man lies beneath the ground. Yani bir adam toprağın altında yatıyor. Burada underneath ve beneath altında demek. İkisi arasında çok ufak bir fark var. Beneath daha çok resmi yazılarda kullanılır ve edebi dilde kullanılır. Underneath ise daha günlük konuşmaya yakın bir kelimedir. Bu grupta up, down ve upon var. İlki için up yukarı, down ise tam zıttı aşağı demek. Bu oklarla yukarı ve aşağı hareketi göstermeye çalıştık. Örneklerden bakalım. The ball goes up from the table. Yani top masadan yukarıya doğru hareket ediyor. Yukarı doğru gidiyor. Burada bir hareketi ve bir şeyden yukarıya doğru uzaklaşır şekilde hareketi anlatırken kullanılır. Yine İkincide ise the ball goes down on to the phone. Yani top telefonun üzerine doğru aşağıya hareket ediyor. Yani gidiyor. Onu anlatırken de down'u kullanıyoruz. Yani aşağı hareketi anlatırken. Üçüncüsü upon. Bu da bir şeyin yukarıda ve üstünde olduğunu anlatırken kullanılır. Mesela örnek üzerinden bakalım. There are three candles upon the cake. Yani pastanın üzerinde 3 tane mum var demek burada. Bir şeyin hem yukarıda hem de onun üstünde başka bir şey olduğunda bu edat kullanılır. Mesela başka bir örnek söyleyeyim. There is an apple upon my head. Kafamın üzerinde bir elma var. Böyle bir örnek verdiğimizde hem yukarıyı anlatıyoruz hem de yukarıda bir şeyin üzerinde başka şeyi anlatıyoruz. Bu tarz örneklerde upon kullanılır diyerek diğer edatlara geçelim.
Bu grupta karışabilecek çok fazla kullanılmayan edatlar var. Along, across, through ve throughout. Bu edatlara sırayla bakalım. İlk örnek along örneği. Along normalde boyunca demek. Yani bir yer boyunca. Ancak bir düzlem, düz bir alan üzerinde gittiğinde along kullanılır. Mesela örnekteki gibi. The man is riding a bike along the road. Genelde yol ile çok fazla kullanılır. Along burada anlam olarak adam yol boyunca bir bisiklet sürüyor demek. Ve belli bir düzlem olduğunda dediğimiz gibi bu edat kullanılır. İkinci de across. Across ise karşıya veya karşısında anlamındadır. Karşıdan karşıya geçerken veya buna benzer cümleler kurarken across kullanılır. Örneğe bakalım. They are walking across the street. Yani caddeden karşıya geçiyorlar. Burada da across kullanmış olduk. Üçüncü de through. İçinden, arasından demek. Burada mesela üçüncü resme dikkat edelim. Topun yuvarlak içinden geçtiğini görebilirsiniz. Bir şeyin içinden veya arasından geçmesi durumlarında through kullanılır. Örnek cümlede bakalım. The ball goes through the circle. Yani top yuvarlaktan geçer demek bu cümle. İkinci cümlede ise the ball goes throughout the circle. Yani burada her yerinden geçtiğini düşünürsek şayet throughout o anlama gelir. Boyunca. Her yerinden, daha doğrusu bütün alandan anlamına gelir. O şekilde olduğunu düşünürsek throughout kullanmamız gerekir. Next to, near ve nearby var bu grupta. Next to bir şeyin yanında. Hatta bitişiğinde demek yani. Başka bir şeye değiyor veya neredeyse değiyor pozisyonda ise şayet next to edatı kullanılır. Örneğe bakalım. The ball stands next to the ball. Yani top kasenin bitişiğinde, yanında, yakınında durur. Yine near da çok benzer bir anlama sahip. Yanında demek ama bitişiğinde demek değil. Bir şeyin yanında ise bu kullanılır. The ball stands near the ball veya near to the ball. Yani anlam olarak da top kasenin yanında durur. Ve to opsiyoneldir. Kullanabiliriz, kullanmayabiliriz. Bu bize bağlı. Yani aslında to'yu kullanıp kullanmamamızın da çok hafif bir farkı var. To dediğimizde kaseyi ilişkilendirmiş oluyoruz aslında. Ama to'yu eklemediğimizde kaseyi ilişkilendirmemiş oluyoruz. Yani kase var ve yanında bir şey var. Yani ikisi ayrı şeymiş gibi. Ama to eklediğimizde bunların ikisi yan yana olan iki farklı şey demek istediğimizde kullanılır. Çok ince bir fark yani iki şekilde de kullanılabilir. İkinci cümle The ball stands nearby the ball. Top kasenin yakınında durur. Aslında nearby'ın anlamı near'a çok benzer olsa da şöyle bir fark verebiliriz. Çok uzağında değil demek aslında. Yanında demek değil de çok uzağında değil anlamına gelir nearby. O şekilde kullanılır. Diğer slide'a geçelim. Yine karışan birkaç edat var burada. To, towards, from ve away from. Anlam olarak to'dan başlayalım. To, e demek. E doğru anlamında. Şöyle hareketi göstereyim ben size. The ball goes to the box. Burada top kutuya doğru gidiyor. Kutuya gidiyor. To ile kullanılır. Ve hedef burada kutu ise şayet. Yani kutuya gideceği belli ise. Kutunun içine girecek mesela diyelim. O zaman to kullanıyoruz. İkinci cümleye geldiğimizde The ball goes towards the box. Yani top kutuya doğru gider. Hedefin kutu olup olmadığı belli değil burada. O yöne doğru gidiyor ama kutuya girip girebileceği konusunda çok emin değiliz. Şayet öyle ise towards kullanılır. Bu ikisi arasındaki fark budur aslında. İkinci harekete bakalım. From, then'dan demek. Away from da yine then'dan demek. Örnekler üzerinden anlam farkına bakalım. Hareketi de gördük. The ball goes from my hand. Burada belli bir başlangıç noktası var ve top elimden gider. Top elimden gidiyor. Burada elimden olduğu belli. Yani başlangıç noktasının elim olduğu belli. Ve topun benden uzaklaştığını görüyorum. İkinci örnekte ise The ball goes away from my hand. Yani top elimden uzağa gidiyor. Yani elimden çıktığı belli değil. Orada benim elim var ve top uzaklaşıyor. Yani çıkış noktası belli değilse şayet away from kullanılır. Bu edat grubunda of, around, round ve at var. Of'tan başlayalım. Of bir şeye ait başka bir şey anlatıldığında kullanılır. Yani Türkçedeki ın in ekidir. Örnekten bakalım. The lid of the box is next to it. Yani kutunun kapağı yanındadır. Kutunun kapağı burada ın in ekini görüyoruz kutunundaki. Bunu anlatırken kullanılır bu preposition.
of place olan. Of yine ikincisi around ve round. There are pencils around ya da round the bowl. Yani kasenin etrafında kalemler vardır. Etrafında, çevresinde demek. Around ve round aslında aynı anlama gelir. Sadece Amerikan İngilizcesinde around, İngiliz İngilizcesinde round olarak kullanılır. Farkı budur yani. Ve çevresinde demektir. Üçüncüsü at. They are at the round table. Onlar yuvarlak masanın oradadır. Yani at belli bir spesifik bir noktayı belirtirken kullanılır. Orası his olarak tek bir nokta olarak düşünülüyorsa at kullanılır. Mesela buradaki round bu arada yuvarlak da demek. Buradaki cümlede table'ın içinde veya üstünde değil. Orada yani civarında ama masada bir gerçek olarak orada bulunuyor. Yani bu his olarak at kullandığımızı söyleyebilirim. At yine de yani zaman içinde oturabilen bir edat. Onu da söyleyeyim. Evet, in front of, behind ve beyond var. In front of ilk önce önünde demek. Yani bizim gördüğümüz yüzünde. Hani bir şeyin önünde değil. Bize göre bir şeyin önünde olması durumu. In front of. Front zaten ön demek. In de da ekiydi. Of da ın in ekiydi. Önünde oluyor böylelikle. Birleşerek. Yani mesela söylemek istediğim şey şuydu aslında. Mesela bir evin arkasındayız fakat biz o yüzünü görüyoruz. O evin arkası da olsa bizim için ön kabul ediliyor. Yani önünde bu şekilde bu anlama geliyor. Geçelim ikinciye. The ball is behind the bowl. Top kasenin arkasındadır. Burada topu arka tarafta görüyoruz. Yani bizim görmediğimiz durumda da yine behind kullanabilirdik. Bilmemiz lazım ama tabii arkasında olduğunu. Ama arkasında olduğunu bilmiyorsak şayet üçüncüdeki beyond, ötesindeyi kullanıyoruz. The ball is beyond the bowl. Yani top kasenin ötesinde bir yerde. Biz bilmiyoruz nerede olduğunu. Genelde de görmeyiz. Orada resimde çok ufak bir şekilde görülüyor ama yani genelde görmeyiz beyond kullandığımızda. Geçelim diğerine. By, beside ve against var bu grupta da. Şimdi by ilk önce yanında demek. Aslında tam Türkçe karşılığı bir şeye nazır, ona bakar biçimde olduğunda kullanılır. There is a ball by the bowl. Örneği mesela top kaseye yakın, kaseye bakıyor. Yani o anlamda kullanılır. Mesela başka bir örnek. A man is standing by the river. Adam nehre karşı duruyor. Yani nehre nazır duruyor. By bu şekilde kullanılır. Yine farklı bir örnekten de baktığımızda. Beside ise yakında, daha çok bitişiğinde, next to'ya yakın. Hatta aynı anlamda bile diyebiliriz. Next to ile. There is a ball beside the bowl. Kasenin yanında, bitişinde bir top var. Yine besides kullanımında ise ayrıca demek. Farklı bir yapıda, farklı bir cümlede görürseniz diye söyleyelim. Üçüncü edat, against, karşı demek. Örnekte mesela, there is a circle against the wall. Duvara karşı bir yuvarlak var. Yani duvara sırtını dayamış bir şekilde. Yani tabii burada yuvarlağın öyle bir gücü yok ama örnek olması bakımından. Bir şeye karşı durduğumuzda kullanılır. Evet, against de bu şekildedir. Geçelim. Burada top, middle ve bottom var. Bunlar sırasıyla en üstte, ortada ve en altta demek. Örneklerden bakalım. Top en üstte demiştik. The black book is on the top shelf of the bookcase. Siyah kitap kitaplığın en üst rafındadır. Burada en üstü tanımlamak istediğimizde top'u kullanıyoruz. Yine herhangi bir şeyin de en üstünü anlatmak istediğimizde top kullanılır. İkinci cümle. The white book is on the middle. Yani beyaz kitap ortadadır. Burada sadece ortadadır dedik. Orta raftadır gibi uzatmamıza da gerek yoktu aslında bu cümlede gördüğümüz gibi. Üçüncü cümlede bottom en alt demek. The orange book is on the bottom of the bookcase. Yani turuncu kitap kitaplığın en altındadır. Bunları bu şekilde anlatabiliriz. Yani Türkçe anlamları kelimeleri anlatıyor aslında bir nevi. Geçelim. Between ve among. Burada İkisi de arasında demek. Sadece farkları resimlerden anlamışsınızdır. Zaten örneklerden de tamamen oturtmaya çalışalım. I want to pick the red one between these two. Bu ikisi arasından kırmızı olanı seçmek istiyorum. İkinci cümleyi de söyleyeyim. I cannot choose the best pencil among these. Bunlar arasından en iyi kalemi seçemiyorum. Yani between iki şey arasında konuşurken kullanılır. Among ise ikiden fazla şey hakkında konuştuğumuzda kullanılır. Şimdi burada kullandığımız edatların bir kısmının zıtlarıyla beraber verilmiş halini görüyoruz. Yani bu sayfaya bakabilirsiniz. Ben sadece bahsettik ama tekrardan söyleyeyim. To, from birbirinin zıttı.
bir şeye doğru ve bir şeyden uzaklaşırken anlamında kullanılır. Towards ve away from da yine birbirini zıttı. Bir şeye doğru giderken ama hedef belirsizken towards bir şeyden çıkmış ancak çıkan belirsizse away from kullanılır. Yine son üçü için zıtlarıyla beraber daha iyi anlaşılır. Above ve below yukarısında ve aşağısında. On, onto ve off üstünde üstüne, dışında, üzerinden anlamında. Yani bir şeyin dışında olduğunda da off kullanılır. Veya bir şeyden koptuğunda üzerinden çekildiğinde de off kullanılır. Son olarak da over üzerinde ve under ise altında demek. Above, on ve over arasındaki ve below, off ve under arasındaki farkın bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi preposition of time'a geldik, zaman edatlarına. Bunlar başka bir kelimeyi zaman bakımından etkileyen edatlardır. İnceleyeceğimiz edatları sırasıyla görüyorsunuz. Biz bunlara tek tek bakalım. Aralarında anlam ilişkisi bulunanları daha çok beraber aldık ve öyle anlatacağız. En sık kullanılan zaman edatları in, on ve at. Bunlara sırayla bakalım. In, da, de anlamında aslında zaman için. Ayları, mevsimleri, yılları, yüzyılları, uzun periyotları ve günün kısmını anlatırken kullanılır. Örnekler üzerinden bakalım. He is going to be a university student sometime in April. Nisan'ın bir zamanında üniversite öğrencisi olacak. Demek burada I olduğu için in de kullanıldı. İkincisi, we'll be back in winter. Yani kışta geri dönmüş olacağız. Burada mevsim anlattığından in ile kullanıldı. Üçüncü örnek, we will meet him in the morning. Günün bir kısmı, sabah, öğlen, akşam gibi bir kısmını anlattığımız için in ile kullanılmış ve anlamı da sabahleyin, sabahta. Yani tam Türkçe'ye çevirisi kırık oluyor ama sabahleyin dediğimizde daha doğru. Sabahleyin onunla buluşacağız. Son örnekte ise I was born in 1995. 1995 bir yıl olması sebebiyle in ile kullanılmış. 1995'te doğdum anlamına gelir. İkincisi on, günler, tam tarihler, belirli bir günün bir kısmı için kullanılır. Örneklere bakalım. Do you have an exam on Monday? Yani pazartesi bir sınavın mı var? Burada gün belirttiği için on ile kullanılmış. İkincisi I had finished the university on 14th of July 2015. Burada da tam tarih belirttiği için 10 ile kullanılmış. Anlamı da Temmuz'un 14'ü 2015'te üniversiteden mezun olmuştum. Üçüncü örnek. She knows what you did on Friday morning. Cuma sabahı ne yaptığını biliyor. Burada da günün bir kısmını anlatırken kullandık. Friday morning derken. Sadece the morning dediğimizde yani günün bir kısmını anlattığımızda in, belli bir günün bir kısmını anlattığımızda on. Farka dikkat etmemiz lazım. Yine günler 10 iken mesela ay, yıl, yüzyıl, mevsim in diye devam ediyor. Sadece günün 10 olduğunu, diğerlerinin in olduğunu da görüp aklımızda tutmamız gerekiyor. Üçüncüye geçelim. At tam vakitler ve tatiller için kullanılır. Saatler için de kullanılır tabii. Yani tam vakitten kasıt saat aslında. Yani buraya yazmamamızın sebebi de o. Örneğe bakalım. The accident has happened at 7:30. Kaza 7:30'da oldu. Tam vakit. Tam 7:30 olduğu için at ile kullanıldı. At yer belirtirken de tam yeri ifade ederdi. Zaman belirtirken de tam zamanı ifade ediyor. Buna dikkat edelim. İkinci örnek. They enjoyed so much at the weekend. Hafta sonu çok fazla eğlendiler. Burada da yine hafta sonu da tek bir vakit ve tatil olarak kabul ettiği için at ile kullandı. Burada şuna dikkat ederiz. Tam tarihler için on, tam vakitler, saatler için ise at kullanılır. Bu da ufak bir ayrımdı. Geçelim. Before, during ve after var. Before önce anlamına gelir. During sırasında, after ise sonra. Sırayla bakalım. Before'un önce anlamına geldiğini söylemiştik. Bir şeyden öncesini anlatırken kullanılır. Evet, örneklere bakalım. It is 10 minutes before 11. 11'den 10 dakika öncesindeyiz. Burada önce anlamına geldiği için before'u kullandık. Yine ikincisi. They have left before you came home. Sen eve gelmeden önce ayrıldılar. Yani direkt önce anlamına geldiği ve kafa karıştırmadığı için geçiyorum. During sırasında demek bir olay gerçekleşirken başka bir olay anlatılırken kullanılır. Örneklere bakalım. I made a breakfast during the break. Ara sırasında kahvaltı yaptım. Belli bir ara var. Bir kahvaltı yapılması var. İkisi aynı anda olmuş. Bu yüzden during. İkinci örnek. He was asleep during the lesson. Ders sırasında uyumaktaydı. Bir ders var ve bir uyku var. Bu ikisi aynı zamanda meydana geldiğinden during ile kullanılmış. Son olarak after, sonra demek. Örneklere bakalım. We ate fruit after dinner. Yani akşam yemeğinden sonra meyve yedik. Bir şey var, bir olay var
Ondan sonra gerçekleşen başka bir olay var. Bu tip cümleler için after kullanılır. We often play football after school. Okuldan sonraları sıklıkla futbol oynarız. Yine bir sonra önce durumu var. O yüzden after kullanılmış. Geçelim. To ve past. Bunlar saatler anlatılırken geçecek zaten çok kısa bir şekilde değiniyorum. To kala demek. Past ise geçe demek. Örneklere bakalım. Sağda bir saat görüyoruz. Saatin 1'i 2 geçtiğini söyleyeyim ben size. Tam resimden anlaşılmıyor. It's 58 to 2. 2'ye 58 var. Yani 2'ye 58 kala. Tam olarak tabii ki Türkçe'de veya herhangi bir dilde de bu şekilde saat söylenmiyor ama kala anlamını vermek istediğimizde bu şekilde kullanıyoruz. Böyle söyleyeyim. Yine ikincisi past, geçe demek. It's 2 past 1. 1'i 2 geçiyor. Olarak kullandığımızda da past'ı kullanırız. Yine ago ve about ikilisi var. Ago önce demek, bir şeyden önceki bir zaman anlatırken kullanırız. Örneğe bakalım. The train left 2 hours ago. 2 saat önce tren ayrıldı. Tamı tamına önce demek anlam olarak. About ise civarında demek. Yani içerisinde, civarında anlamına gelir. Örneğe bakalım. She'll be here about 5 minutes. 5 dakika içerisinde, 5 dakika civarında burada olacak. Anlam olarak da böyle kullanılır. About. Geçelim. For ve since perfect tense'lerin edatları. Onlarla beraber çok sık kullanılır. For'dır demek. Since ise den beri demek. Örneklere bakalım. Zaten ileride perfect'ler anlatılırken çokça karşımıza çıkacak. I have been waiting them for 40 minutes. 40 dakikadır onları bekliyorum demek. Yani dırdır anlamına geldiği için bu şekilde kullanıldı. İkincisi since den beri anlamına gelir. Yine örneğe bakalım. He hasn't watched TV since he woke up. Yani uyandığından beri televizyon izlemedi. Yine den beri anlamında da bu şekilde kullanılır. Şimdi diğer edatlara geçelim. Until, till ve by. Until e kadar demek. Yani till de öyle. İkisinin arasındaki fark şu. Until daha resmi. Daha böyle kağıt üzerinde yazdığımızda kullandığımız bir edat. Till ise günlük konuşmada daha çok kullanılan biçimi until'ın. Örneğe bakalım. We talked until 2 in the morning. Sabah 2'ye kadar konuştuk anlamına geliyor. Burada e kadar anlamına geldiğini görebilirsiniz ikisinin de. By ise bahsedilen zamandan geç olmadığını belirtirken kullanılır. Yani en son o zaman. Örnek üzerinden daha iyi göreceğiz. By the time they left, I felt terrible. Onlar ayrıldığında çok kötü hissettim. Berbat hissettim. Yani tam o anda. Ne bir saniye öncesi ne bir saniye sonrası. Tam o anı anlatmak için kullanılır. By. Within ve over. Within içerisinde demek belli bir süre içerisinde anlamına gelen edat gerektiğinde bu edatı kullanıyoruz. Örneğe bakalım. They're going to start to play the match within 5 minutes. 5 dakika içerisinde maç oynamaya başlayacaklar. Demek 5 dakika içerisinde anlamını vermek için de within'i kullanıyoruz. Yine over boyunca süresince anlamına gelip geniş bir periyodu ifade ederken kullanılır. We have become better friends over the years. Yıllar içinde, yıllar üzerinde, yıllar boyunca daha iyi arkadaşlar olduk anlamında bir süreci ifade ederken over'ı kullanmış olduk. Ve bu uzun edatlar dersinin son iki edatı from, to ve between and. From to için bir zamandan bir zamana geçen süreyi anlatmak için kullanılır. Örnek üzerinden bakalım. They work from 9 o'clock to 6 o'clock. Onlar 9'dan 6'ya kadar çalışırlar. Bir zamandan başka bir zamana. Sonuncusu between and end. Başı ve sonu belli ve aralık belirten cümlelerde kullanırız. They work between 9 and 6. 9 ve 6 arasında çalışırlar demek için kullanılır. Edatlar geniş bir ders oldu ama ve giriş için de biraz ağır oldu tabii. Ama dönüp dönüp tekrar bakmanızı tavsiye ederim. Yani burada anlamadıysanız başka videolardan, başka kaynaklardan mutlaka bakın. Çok karışık değil. Yani mutlaka birkaç kez gözden geçirdikten sonra öğrenirsiniz. Şimdilik bu kadar.